Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün tekrar Pandas'la ilgili birkaç şey daha göstereceğiz. Ondan sonra veri görselleştirme veya Matplotlib kütüphanesine geçiş yapacağız. Dün arkadaşlar eksik verilerle ilgili birkaç nokta kaldı. Oradan başlayalım. Notebook oluşturdum. Dünkünün üzerinden gitmeyeceğiz. Yeni bir notebook oluşturdum. Tabii ilk yapacağımız iş ilk önce veri setini alıyoruz. Ne demiştik? DF eşittir pd.read.csv CSV dosyasını alacağım. Burada employees diye bir CSV dosyası vardı. Bunu bu şekilde alıyorum. Daha sonra arkadaşlar ilk yazacağımız komutlardan birisi head komutu olsun. Çünkü verilerimiz neye benziyor? Tablomuz hangi satırlardan, hangi sütunlardan oluşuyor gibi bir bilgi almak açısından bu head komutu pratik bir bize sunumda bulunuyor. İşte burada ilk 5 satırı veriyor. Dediğimiz gibi daha fazla satır istersek de onunla da ilgilenebiliriz. Veya veri setinin sonundaki 5 satırı görmek için de arkadaşlar şöyle bir komutumuz var. Tail komutu, kuyruk komutu. Bunu da yazdığımızda sütun isimlerimiz geliyor birinci satırda ve sonra da en sondaki 5 satırla ilgili bilgi geliyor. Bu head ve tail ile ilgili bunları söylemiş olalım. Şimdilik şunu kapatayım. Bizim yani gözümüzün önünde şu tablo kalsın. Bununla ilgili birkaç işlem yapacağız. Eksik bıraktığımız noktalar var. Mesela biz eksik verilerle ilgilenmiştik hatırlarsanız. İşte demiştik ki drop now komutu bizim için eksik verileri düşürür. Tabii onu derken şuradaki how gibi, trash gibi bir şeyler eksik kaldı. Mesela burada eksik verisi olan mesela şurada team'de eksik veri görebiliyoruz değil mi? Şurada bakın. None gördük mesela. Biz diyelim ki team sütununda, şuradaki team sütununda eksik veri var mı yok mu? Önce onun bir kontrolünü yapalım. Burada eksik veri varsa onunla bir ilgilenmeye çalışalım. Nasıl yapacağız? Df şöyle bir gösterim göstermiştik. Team. Bize bu team'deki sütunundaki bütün verileri getirir. Bunun bir diğer alternatif kullanışı da şöyledir arkadaşlar. Şöyle. Bizim sütunumuzda bir boşluk yoksa veya Türkçe karakter gibi şeyler yoksa biz bu kullanımı da yapabiliriz. Ama şu kullanım daha garanti bir kullanım. Şöyle. İkisi de aynı işe yarıyor. Team'deki sütundaki verileri getir. Bunun içerisinde şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Boş veri var mı? Null veri var mı? Ve bunların sayısı ne? Kaç tane null veri var mesela? Bakın gördüğünüz gibi 43 tane aslında bizim 1000 satırdan oluşan bu verimizde 43 tane team'de eksik veri varmış. Tamamındaki eksik verileri de gösterebiliriz. df.isNull.sum komutuyla bize şöyle bir şey getirebilir. Bakın isimde 67 tane eksik veri var. Cinsiyette bu kadar var. Bunlarda eksik veri yok. Burada da bu kadar eksik veri var diyebiliriz. Yani isNull.sum komutuyla biz eksik veri sayısını görüntüleyebiliyoruz. Şimdi biz team'le devam edelim. Team'deki şu eksik veriler kalsın burada. 43 tane eksik verimiz var. Ve biz drop now ile bakın şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki buradaki eksik veri olan verileri bizim veri setimizden çıkart. Yani burada mesela şu var ya Thomas mesela. Thomas'ı veri setimizden çıkart. Zaten 1000 veri seti içerisinde 43 taneyi çıkartırsak çok bir bilgi kaybına uğramayız. Yani böyle bir strateji geliştirebiliriz veya bunu doldurabiliriz dediğimiz gibi. Şimdilik bunları çıkartalım. Df team nokta drop now komutuyla bunları çıkartabiliriz demiştik. Tabii şöyle göstermek istediğim şeyler var. Burada how diye bir şey var. Bu da bu arkadaşlar şimdi sadece tek sütun için konuştuğumuz için burada işe yaramayacak ama şöyle bir yapı olsaydı yani bütün veri setini alsaydık bunun içerisinde drop now komutu çalıştırmak isteseydik. Burada dedik ya işte ismi de boş olan var. Bazılarının ismi boş. Şunu bilmiyoruz. Yani ismi boş olan mı takımda boş yoksa bu ismi boş olanın hepsi dolu mu? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz df.dropNow dediğimizde şöyle shift tabla burayı açtığımızda burada how diye bir şey var. Any. Yani buradaki veri setindeki herhangi bir sütunda bir boş değer görürsen, eksik değer görürsen o satırı komple sil. Eni bu demek. Şimdi biz buraya mesela şunu diyebilirdik. How eşittir.
Daha doğrusu ilk önce şöyle bir şey yapalım. Have'dan başka have'ın içerisinde başka ne olabilir diye bakalım. Bakın burada have'ın içerisinde ne varmış? Ya any var ya da all var. Any'yi seçersek arkadaşlar bir tane bile eksik değer olan sütun görürse o satırı komple siliyor. All seçersek o satırdaki bütün sütun değerleri eksik olursa sadece siliyor. Böyle yani nasıl sileyimin karşılığını bulmaya çalışıyor. Burada have eşittir. Mesela burada have vermeyelim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir de trash diye bir değerimiz var arkadaşlar. Bu trash de kaç tane sütunun değerinin olduğunda ben verileri tutayım diyor ya da satırı tutayım diyor. Bu trash komutuyla aslında şunu sağlayabiliriz. En az 2 sütunu dolu olan verileri tut. En az 3 sütunu dolu olan verileri tut gibi şeyler burada söyleyebiliriz. Mesela trash eşittir 2 dediğimizde yani biz şunu sağlamaya çalışıyoruz. En az 2 tane değerde bizim verimiz var demek ya da en az 2 tane sütunda bizim verimiz var demek. Hepsi boş değil. En az 2 tanesinde bizim verimiz var demek bu. Bununla ilgili mesela şöyle bir şey yapalım. Nokta is null deyip nokta sum diyelim. Bakalım burada bir değişiklik oldu mu? Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz. Veri setimizde en az 2 tane verinin dolu olduğu satırlar hepsiymiş. Yani şuradaki ile şuradaki değişmediği için. Mesela bunu biraz artırayım. Bizim kaç sütunumuz vardı? Sütunları görmek için de şunu yapıyoruz arkadaşlar. df.columns. Mesela sütun sayısını görmek istiyorum. Len df.column diyebilirim. Bu bir yaklaşım. Demek ki benim 8 sütunum varmış. Veya şunu da diyebilirdim. df.shape. Shape komutuyla satır sayısını ve sütun sayısını görebiliyorum. Birinci değer bana satır sayısını veriyor. İkinci değer sütun sayısını veriyor. Dolayısıyla aslında benim için şöyle bir yapıda sütun sayısını verir. Mesela şöyle diyebiliriz. Sütun sayısı eşittir bu. Veya satır sayısını da bir değişkende tutabiliriz. Onu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Satır sayısı virgül sütun sayısı eşittir. df.shape dediğimizde ben bundan sonra sütun sayısını merak ettiğimde veya bir işleme tabi tutmaya çalıştığımda sütun sayısı diye çağırabilirim. Şimdi şunu için bu satır sütunu yazdırdım. Diyelim ki 6 tane dediğimde burada 6 tane dolu olan satırların sadece boş değerlerini getir gibi böyle bir şey yapmaya çalıştım. Bakın bu sefer değişti. 67'yi de 52'ye döndü. Yani burada ne demek istiyor? Diyor ki bu bazı isimlerden bazı boşluk olan isim sütunundan bazılarında aynı zamanda birden fazla boş değer var. Dolayısıyla bunları da böyle getirebiliriz. Şu trash komutundan yararlanabiliriz. Bir de inplace vardı biliyorsunuz. Inplace eşittir true demeden bizim veri setimiz değişmiyordu hatırlarsanız. Bu drop now komutuyla ilgili bunu söyleyelim. Have komutunu da kullanabilirdik. Yani bütün sütunları boş olan satırları sil gibi bir şey söyleyebilirdik. Bunlar tamamen stratejiye bağlı veya size sorulacak soruya bağlı şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi eksik veriyle ilgili bunları da söylemiş olalım. Bir de Pandas'ta kullanılan çok önemli bazı fonksiyonlar var. Onlara örnek verelim. Mesela onlardan birisi toNumPy fonksiyonu. Bu fonksiyon arkadaşlar daha önce gördüğümüz NumPy dizisine bizim şu veri setimizi dönüştürüyor. Bakın burada bir aslında şurayı sadece düşünürseniz sadece şurayı yani baştaki satırı ve de baştaki sütunu düşünmezseniz sadece şu ortadaki yeri düşünürseniz burası aslında bir NumPy array olabilir. Tabii bunun için kısıtımız bütün verilerin aynı tipte olması. Burada şimdi string de var, integer de var, float da var. Dolayısıyla burada bir uygulama yapamayacağız. Bizim NumPy array'e çevirebilmemiz için bütün değerlerin mesela ne diyelim float olduğu bir df2 tanımlayalım. Mesela şu daha dün de yaptığımız gibi pd.dataframe ne demiştik? İşte random sayılardan oluşan 3'e 2'lik bir matris olsun. Bunun columns'ları olacak. Mesela ne demiştik? 2 tane vermiştik. Şöyle sütun 1
sütun 2 diye 2 tane kolum yapmıştık değil mi? İndekslere de müdahale etmiştik. İndeks eşittir. Buna da mesela A, B, C demiştik. Dünkü yaptığımız gibi. Bunu çalıştır dediğimde DF2 şöyle bir şey arkadaşlar. Ben şimdi şurayı bir NumPy array'ine çevirmek istiyorum. Tabii 3'e 2'lik bir NumPy array'ine çevirmek istiyorum. Yani zaten şuradaki yapı o demekti. İçerisindeki veriler. Mesela elimizde CSV dosyası var. CSV dosyasının içerisindeki değerleri ben NumPy array'e çevirmek istiyorum. Bunun için kullanacağım komut bu NumPy komutu. Bu benim için 3'e 2'lik bir dizi oluşturacak. Bakın 3 tane satırdan 2 tane sütundan oluşan bir dizi oluşturdu. Ve benim şurada oluşturduğum değerleri bana getirmiş oldu. Bu da önemli bir aslında fonksiyon. Pandas'ın içerisinde NumPy formüllerini kullanmak istediğimizde böyle bir yapıya böyle bir yapıyı kullanabiliriz. Daha sonra nasıl yaparız? Deriz ki işte DF2'nin işte burada bir değişiklik yaptık diyelim ki şuradaki değerlerde bir değişiklik yaptık. Daha sonra onları tekrar data frame'e çevirebiliriz. Bu Pandas'tan NumPy'a, NumPy'dan Pandas'a çevirmeleri de göstermiş olalım. Bir de arkadaşlar value counts diye bir fonksiyonumuz var. Onu da görelim. Bunun için yine df.head komutuyla şunu bir yukarıda kalsın. Diyelim ki bu departmanda çalışan kaç kişi var? Bu departmanda çalışan kaç kişi var? Onu ölçmeye çalışıyorum. Bunun için de arkadaşlar df.team'in içerisinde bakacağım. Bu sefer böyle bir kullanım yapalım. Value altire counts diye bir fonksiyonumuz var. Bu arkadaşlar value counts serilerde çalışır. Yani siz komple veri setini vererek value counts'ları hesaplatamazsınız. Yani zaten buradaki bütün veri setinde hangi veriden kaç tane var onu value counts'la bulamazsınız. Sadece bir sütunu vermeniz lazım. Mesela biz burada theme sütununu verdik ve onun içerisinde kaç kişi varmış, hangi departmandan kaç kişi varmış diye soru sorulduğunda böyle bir yaklaşım sunabiliriz. İşte diyor ki burada, tabii bunu bir de sıralamış, sort etmiş ve ilk başta işte client service'da 106 kişi varmış. Finans'ta bu kadar kişi varmış gibi bunu okuyabiliriz. Value counts fonksiyonuyla. Bir de arkadaşlar tabii burada sıralama yapmış. Biz sort values'la veri setimizi sıralayabiliriz. Bakın burada aynı Excel'de yaptığımız gibi diyelim ki işte gelirlerine göre şurada salary'ler vardı. Evet şurada salary'lerine göre mesela biz bu sıralamayı gerçekleştirebiliriz. Bakın burada by eşittir salary dediğimde benim için ne yaptı? Küçükten büyüğe doğru sıraladı. Bunu büyükten küçüğe yapmak istediğimde ascending eşittir true dediğimde bakalım. Pardon true değil false diyeceğim. Bunları böyle deneme yanılmada yapabiliyoruz bazen. Bakın bu sefer büyükten küçüğe sıraladı. Ve benim veri setimi bir sıralamaya tabi tuttu. Neye göre? Salary'e göre. Salary'si büyük olanı en başa aldı. Küçük olanı en sona aldı. Bu da diğer bir fonksiyonumuz. Sort values fonksiyonu. Bir diğer fonksiyonumuz da arkadaşlar. Verilerimizin tipini öğrenmek istediğimizde kullanacağız. D-types diye geçer. Data types. Bunu da yazdır dediğimizde. Bakın object dediği genellikle string olarak karşımıza çıkar. Yani biz first name'de stringler tutmuşuz ya da sözel veriler tutmuşuz. Salary'de integer'lar tutmuşuz. Bonus'larda float'lar tutmuşuz. Yani küsuratlı sayılar tutmuşuz gibi. Bunu ne zaman kullanacağız? Genellikle mesela tarih verilerinde tarih verisi olarak tanımladı mı bunu? Bakın şurada bir start date diye bir şey var. Bir sütunumuz var. Burada aslında bunlar tarih. Yani bunları tarih olarak görmüş mü görmemiş mi onu bu D-types ile kontrol edebiliriz. Daha sonra tarih görmediyse bununla ilgilenip aslında şu start date'i bizim pandas üzerindeki tarih objesiyle göstermemiz, nitelendirmemiz gerekiyordu ki daha iyi bir sonuç alalım. Çünkü tarihlerle ilgili mesela işlem yapmak isteyeceğiz. 10 gün sonra, 20 gün sonra, 5 dakika sonra, 20 dakika sonra gibi şeyler yapmak istediğimizde buradaki date'leri tarihe çevirmemiz gerekecek. Bununla ilgili daha sonra uygulamalar yaparız. O tarih kısımları biraz uzun sürebilir çünkü. Tarih dönüşümleri, tarihi anlamalar falan bununla ilgili özel fonksiyonlar var.
Bir de arkadaşlar biz bunu read CSV ile aldık ya. Mesela bir şeyler yaptık üzerinde. Employees'i değiştirdik diyelim. Mesela şu şöyle bir değişiklik yaptık. İşte en son ne yaptık? Sort value ettik. Tamam. Mesela ben değiştirmek istiyorum DF'yi. İşte Excel'de hani basitçe yapabileceğimiz bu büyükten küçüğe sıralama, küçükten büyüğe sıralama işlerini mesela burada yapmak istedim. Daha sonra ben bunu tekrar kaydetmek istedim. Bunun için arkadaşlar ilk önce burayı bir in place eşittir true komutuyla benim DFM'i etkileyecek şekilde sort values'u çalıştırıyorum. Daha sonra DFM değişti. Bakın artık DF'yi çağırdığımda ilk satırlar değişti. İndeksleri falan aynı şekilde kaldı. İndeksleri de değiştirmek istersek arkadaşlar şöyle bir komut var. Mesela işte burada 644. Neden 644? Çünkü bir önceki listede bu 644'tü indeks numarası. Benim şu anda aslında bunu 1 ya da 0 yapmam lazım. Daha doğrusu 0 yapmam lazım. Bunun için de arkadaşlar reset index komutunu kullanıyoruz. Reset. Evet, reset index komutunu kullanıyoruz. Bir çalıştıralım bakalım. Bakın ne yaptı? Ha, önceki indeksi aldı. Bir dakika şimdi. Evet, değiştirmedi. Şurada bir şeyler yapmam lazım ki benim bakın şurada drop false demiş ya, drop eşittir true dersem bir önceki indeksi hafızasında tutmayacak. Ya tutmak da isteyebilirsiniz. Artık nasıl bir analiz gerçekleştiriyorsanız. Bir önceki indeksleri tutmak isterseniz başka davranacağız. Tutmak istemezsek başka davranacağız. Bir de reset indeksten sonra in place eşittir true yazmazsak yine etkilenmez. In place eşittir de true yazalım. Ki bizim veri setimiz etkilensin. Bakın böyle çalıştırdım ve tekrar df.head dedim. Ne yaptı? Bakın indeksleri benim için reset etti. Baştan başlattı. Sıfırdan birden başlattı. Tamam. Ben şimdi mesela bunu kaydetmek istiyorum. Böyle bir tabloyu kaydetmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar df.toCSV komutu var veya toExcel komutu var, toHTML komutu var. Bir sürü şey var hangisine dönüştürmek istiyorsak. toCSV komutunu açıyorum. Şöyle shift tab yapıyorum. İlk kez kullanıyoruz. toCSV'ye girdiğimizde shift tab yaptığımızda bizden aslında dosyanın ismini soruyor ilk başta. Onu yazalım. Diyelim ki sıralanmış nokta CSV. Sıralanmış CSV dosyasına bunu kaydet diyorum. Bunu kaydet dediğimde arkadaşlar şimdi burada şu an görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Burası bizim klasörümüz, çalışma klasörümüz. Burada sıralanmış nokta CSV diye bir dosya görüyorsunuz. Bakın bunu açıyorum şimdi. Az önce gördüğümüz dosyayı aslında CSV olarak kaydettik. Ama farklı olarak kaydettik. Sıralayarak kaydettik. Bakın şuradaki değerler en yüksek değerler. Dolayısıyla böyle bir işlem de gerçekleştirebiliriz. Bunu bu şekilde yapacağımız gibi, yani bu klasöre koyabileceğimiz gibi, diyelim ki işte bütün dataları bir klasörde listelemek istersek, bir klasöre koymak istersek, bunun için de arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. İşte data, burada iki tane ters slash, yani ben de alt gere sıfırın sağındaki ya da yıldız diyeyim, alt gere yıldız, bu iki tane ters slash'ı koyduğumuzda şunu diyoruz Python'a ya da Pandas'a. Data diye bir klasör var. Onun içerisine koy bu CSV dosyasını. Peki data diye bir klasör var mı? Yok. Onu da oluşturmak için şuradaki new'den, folder'dan bunun ismini data olarak değiştiriyorum. Data. Şimdi bu data klasörünü artık tanımlamış olduk. Data diye klasör var. İçerisine koy bu sıralanmış CSV'yi. Bu şekilde de arkadaşlar aslında bizim klasörlerin içerisinde işlem yapmamız gereken bir durum olduğunda bu yapıyı da kullanabiliriz diyelim. Bakın burada data diye bir klasör var. İçerisine koydu bu sefer sıralanmış CSV'yi. Tabii bunu yapabileceğimiz gibi, yani tutup da atıyorum C klasörün, C dizinindeki bir klasörün içerisindeki bir dosyayı da çağırabiliriz bu şekilde. İlla bizim çalışma klasörümüzde bu dosyalar olacak diye bir şey yok. Veya bir URL'den de çağırabiliriz arkadaşlar. İnternette olan bir CSV dosyasını da çağırabiliriz. Tabii toCSV değil de readCSV ile burada bir URL tanımlayıp
O URL'den de CSV dosyalarını veya Excel dosyalarını neyse yani CSV ile özelleştiriyorum ama burada CSV dediğimde sadece CSV aklınıza gelmesin. Herhangi bir veri dosyası olabilir. Çok geniş çünkü burası. Read CSV olduğu gibi bakın şöyle yapacak olursam. Read CSV olduğu gibi bunun içerisinde aslında başka dosya tiplerini de okuyan şöyle df.read dediğimde aslında gelmesi lazım. Neyse gelmedi. Benim şunu bir yenilesem mi? Bir saniye arkadaşlar. df.readcsv dediğimde bunun gelmesi lazım. Evet. Pardon ya. pd.readcsv diyeceğim arkadaşlar. Çok pardon. Burada bakın ne diyor. Hatta benim son kopyaladığım objeyi de alabilir. Son kopyaladığım nesneleri de alabilir. CSV'leri de alabilir. Veya Excel'leri de alabilir. Veya başka HTML'leri de alabilir falan. JSON dosyaları da alabilir falan. Burada şunu demeye çalışıyorum. Biz CSV ile özel söylüyoruz ama CSV ile sınırlı değil bunlar. Şimdi Pandas ile ilgili dün de demiştik. Bir de apply diye bir fonksiyon var. Bu fonksiyon sayesinde biz istediğimiz bir denklemi istediğimiz yere uygulayabiliriz. Ne demeye çalışıyorum? İşte Excel'de siz formülleri düşünün. İşte ne yapıyoruz? Diyelim ki biz her bir çalışanımıza 1000 lira mesela zam yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Excel'de çok basit bir şekilde işte bu hücreyi 1000 ile topla gibi. Biz burada apply komutuyla bunu yapıyoruz. Apply'in içerisine bir fonksiyon yazıyoruz. O fonksiyon geliyor buraya uygulanıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunun şimdi uygulamasını yapalım. Bunun için arkadaşlar df.salary'ye bakın bütün değerleri nasıl değiştirebiliriz? Onunla ilgileniyoruz aslında. df.salary.apply yeni göreceğimiz şey bu. Apply'ı şöyle bir açtığımızda fonksiyonu istiyor. Bakın Python'da lambda diye bir özellik var. Lambda. Bu daha önceden tanımlamadığım bir fonksiyonu hızlı bir şekilde tanımlamamı sağlıyor. Lambda diye başlıyorum. X diyorum. X'leri al. Her birine 1000 TL koy. Yani bütün değerleri alıyor bu. Şuradaki salary'deki bütün değerleri alıyor. 1000 TL koyuyor. X giriyor. X artı 1000 olarak çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunları da nereye kaydediyorum? Bakın tekrar salary'ye kaydediyorum. Buraya şöyle de bir şey yapabilirdik. Bakın şöyle yapalım hatta. Ne diyelim? Zamlı maaş diyelim mi? Zamlı maaş diye bir sütun oluştur benim için. O sütunun değerlerini de salary'deki değerlerin 1000 artırılmış şekliyle kaydet gibi bir şey. Böylelikle de neyi görmüş olduk? Yeni bir sütun nasıl oluşturulur onu görmüş olduk. Çok basit bir şekilde df köşeli parantez sütunun ismi neyse onu yapıyoruz. Bu nelerden oluşacak? Daha önceki bir sütunun değerlerinin dönüşümlerinden oluşacak gibi düşünebilirsiniz. Bunu çalıştır dediğimde bakın df.head diyorum tekrar. Şunu biraz küçülteyim. Şurada zamlı maaş diye bir yeni benim için yer oluşturdu. Ne yaptı? Salary'lere 1000 TL ekledi. Yani burada tamamen sizin nasıl uygulayacağınıza bağlı. Farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki şurada aylar günler demiştik ya mesela şuradaki date'ler. Diyelim ki bu Amerikan sistem tabii ilk başta ay var sonra gün var sonra yıl var. Diyelim ki her bir işe başlangıç tarihlerinin ben aylarını merak ediyorum. Aylarını şurada yeniden yazsın veya günlerini veya yıllarını yeniden yazsın istiyorum. Bunu da yine şu şekilde yapabiliriz. Df mesela başlangıç ayı diyelim mi şöyle. Ben ayları alacağım. Yani şu birinciyi alacağım. Bunun için biraz tabii Python bilgisi gerekecek. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Df nokta nereden alacağım? Start date'den alacağım. Şunu kopyalıyorum. Tabii nokta demeyeyim de burada herhalde boşluk var. Bakın boşluklu yapılarda tabii nokta kullanamıyoruz. Bu yapıyı kullanmak zorundayız. df.startDate.apply komutuyla
Ben bunu parçalayacağım. Şurayı parçalayacağım. String değerini parçalayacağım. Yine lambda diye bir şey yazıyorum. Ve bir fonksiyon yazacağım. X'leri alacağım aslında. X'leri parçalayacağım. Split fonksiyonuyla parçalayacağım. Peki her bir split neylerden oluşacak? Burada gördüğünüz gibi şunu kopyalayayım. Şunlara göre parçalıyorum. Bakın buna göre parçaladığında ne oluyor? Bakın bir parça 4 oluyor. İkinci parça 23 oluyor. Üçüncü parça 1993 oluyor gibi düşünün. Ve bunun ben nelerini alacağım? Sıfırıncı aslında elemanlarını alacağım. Sadece bunları alacağım çünkü. Bakalım nasıl bir şey çalışacak. if.head dedim tekrar. Burada başlangıç ayı olarak gördüğünüz gibi buradaki aslında metin değerlerini neye göre parçaladı? Şuradaki slash'a göre parçaladı ve birinci değeri aldı sadece. Bunu şöyle de size aslında göstermek isterim bu split komutunu. Diyelim ki tarih diye bir şey tanımlayalım eşittir. Böyle bir string olsun mesela. Ben bunu parçalamak istiyorum. Şuralardan parçalamak istiyorum. Tarih nokta split dediğimde bakın. Tabii şuraya şunu da yazayım. Böyle yaptığımda benim için bunu bir diziye çeviriyor. Ve diziyi buna göre ayrılmış halde veriyor. Ve birinci değeri 8, ikinci değeri 6 şeklinde. Ben burada tabii neyi istiyorum? Ayı istediğim için 8 olarak alabiliyorum. Bu şekilde de dönüşümler yapabilirsiniz. Burası çok geniş. Burada biraz Python bilgisi de gerekebilir tabii. Mesela regex komutları var. Yani şuraya yazayım mesela. Regex komutları var. Stringler üzerinde istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. İşte diyebilirsiniz ki buradaki PM değerlerini at veya işte ne bileyim bunları saate çevir. Yani pandas'taki saat objesine çevir gibi şeyler yapabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. Veri dönüşümü yapabilirsiniz. Buradaki bonusların hepsi mesela float olarak gelmişti ya. Bunları integer'a çevirmek isteyebilirsiniz. Hatta onu da yapalım birlikte. Şu bonustaki arkadaşlar diyelim ki buradaki küsuratlardan kurtulmak istiyoruz. Veya küsuratları 3 hane değil de 2 hane, 1 hane almak istiyoruz. Veya integer'a çevirmek istiyoruz diyelim. Bunun için arkadaşlar şöyle bir yine lambda ifadesini kullanarak bir işlem yapabiliriz. Şurayı biraz daha şöyle yapayım. Yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Df diyelim ki yeni bir sütun. Yine tam sayı bonuslar diyelim. Yeni bir sütun oluşturdum. Tam sayı bonuslar diye. Bunu da bonusların bütün değerlerini, float değerlerini tam sayı olarak değiştirmeye çalışıyorum. Bunun için de arkadaşlar df yine tabii bonusu şöyle alalım. Nokta apply komutuyla uygula dedim. İçerisine lambda yazdım. Bir fonksiyon yazacağım. X'leri alacağım. X'leri ne yapacağım? Integer'a çevireceğim. Bakın şöyle basit bir şekilde X'leri integer'a çevireceğim. Dolayısıyla burada 1.38 gördüğü yerde 1 diyecek. Veya 11.8858 gördüğü yere 11 diyecek şeklinde. Bunu bir çalıştıralım. Tekrar df.head komutuyla bakalım nasıl bir şey yaptı. Bakın 6,945'i 6 olarak aldı. 4,17'yi 4 olarak aldı. Tekrar ne yapıyoruz? Bunların D-types'larına bakıyoruz. Bakalım oldu mu istediğimiz şey. Nerede? Evet, tam sayı bonuslar. Evet, hepsi integer olarak tanımlanmış oldu. Gördüğünüz gibi.